düz yolda herkes bisiklet sürer. Bisiklet binmeyi sever. Ama bizim oralar kabus ya. Hep interval, rampa. Bayır yukarı çıkıyorsunuz. Yanı sıra bunun inişi de var. İniş zevkli, bir o kadar da riskli. Yani ulan bana bir şey olmaz deyip de kafanıza kask takmamazlık yaparsanız sizi tabii ki de Allah korur. Ama o bile bir yeri kadar korur. Emniyet şart. Önce emniyet. Sonrası teferruat arkadaşlar. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum size. Yarın 32 dereceye kadar çıkıyormuş hava. Vallahi bilmiyorum, Allah sonumuzu hayır etsin. Yakıyor mübarek ya. Durulmuyor. Gerçekten durulmuyor. Kendimizi atıyoruz gölgeye, sığınıyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Evde desen klima yok. Bir tane mikrofonum var böyle, küçük. Takıyorum onu USB'ye. Dırr, çalışıyor böyle pervanesi falan. O bile yetiyor bana ya. Fazla elektrik yakmıyor. Enerji harcamıyor. Ben biraz o konularda tutumluyumdur. Kolay iş değil yani. Her şeye zam geliyor bu aralar. Zam geldiği için biz de kendimizi sıkıyoruz arkadaşlar. Sıkmamız lazım. Eğer sıkmazsak yarın mağazada en ufak bir çorap dahi satın alamayacağız. O duruma geleceğiz yani. Bilmiyorum. Katılanlar olabilir, katılmayanlar olabilir. Ama ben sonuçta bu memlekette yaşıyorsam bazı şeylerin farkında olmam lazım. Yani onun dışında mutluyum, huzurluyum. Kafama göre yaşıyorum. Hayatımı hayallerimle demeyelim de istediğimi yapıyorum, istemediğimi yapmıyorum. Bu şekilde kendimi ifade edebilirim. Hayat güzel ama maalesef çok pahalı. Hayatını kendin için yaşayacaksın. Ailen için yaşayacaksın. Dost canlısı bir arkadaşın varsa, delikanlı, sözünün arkasında duran, onun için yaşayacaksın ama eliminasyon yapmanız şart. Çünkü menfaat uğruna birçok kişi sizinle arkadaşlık kurmak isteyebilir. Gözü para hırsı bürümüş, mal hırsı bürümüş kişilerle arkadaşlık yapıyor olabilirsiniz. Ben başıma geldiği için biliyorum. Çok konusunu açmayacağım, açılmayacağım. Yani elemekte fayda var, ayıklamakta fayda var böyle kişileri. Onun için her zaman kendinizi frenleyin. Kendinize hakim olun. Çok para harcamayın. Ben çok parayı seven bir insan da değilim. Yani bunu özetliyorum size. Her şey paradan ibaret değil. Başta dostluk, özgüven, güven, sadakat. Bunların dördü yan yana geldiği zaman zaten parayı, pulu, her şeyi unutuyorsun. Vay be diyorsun, benim yanımda böyle sağlam arkadaşlarım varmış. Beni satmayan, yarı yolda bırakmayan, dürüst arkadaşlarım varmış diyorsunuz.
kendinizle kısaca gurur duyuyorsunuz. Ben bunu söylüyorum. Şu hayatta tabii ki de bir şeyler yaşamak lazım. Yaşamadan olmuyor arkadaşlar. Kimlerin ne olduğunu görüyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. Onun için hayatı her zaman dolu dolu yaşayın. Takacağınız en ufak şey fiziksel olarak size yansıyabilir. Geri dönüşüm yapabilir. Uyumayın yeşil ışık yandı. Adama herhalde klima etkisi çarptı ya. Adam öyle bir serinlemiş ki koltukta. Gel keyfim gel. Bak ben burada doğal bir şekilde serinliyorum. Klima kullanmıyorum. Hayatta her şey güzel ama yaşamasını bilene güzel. Biz isyan etmiyoruz yaşadığımız hayattan. Sadece kendimizi kısmasını, frenlemesini, tutumlu olmasını bilmemiz gerekiyor. Bunları yapmadığımız için hep offside'de kalıyoruz. Ve sohbet ede ede Yeniköy'den Büyükdere'ye kadar gelebildik. Sarıyer iskelesinde son vereceğim video kaydına. Çünkü ben de farkındayım. Bayağı oldu. Maksat muhabbet olsun. Gönüller bir olsun. Bisikletçi ruhlarımız eşit olsun. Arkadaşlık, kardeşlik, dostluk olsun. Samimiyet olsun. Ben bundan önce ulusal bayramlarda 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de büyük turlara gidiyordum. Anadolu, Avrupa. Ama baktım ki orada kardeşim siz organizasyon yapıyorsunuz değil mi? Bir kere en basit yönünüzünü söylüyorum. Kadıköy'den Eminönü'ne ya da Karaköy'e geçeceğiz değil mi? Birincisi, orada akbil bastırtmamalısınız. Neden bastırtmamalısınız? Çünkü sizin arkanızda gelecek kişilerin çoğu öğrenci, çoğu çocuk. Aile %5'lik bir kısım var sadece. Belki %10'luk yetişkin büyük insanlar da var. Haklarını yemeyeyim. Birincisi, akbil bastırtmamalısınız. İkincisi, çok mu mutlusun yani yaptığın şu hareketle bir yerlere varacağını mı zannediyorsun? Her neyse, konumuz sen değilsin. Allah seni ıslah etsin, ne diyeyim? İkincisi, o insanlara saatlerce bisiklet kullandırıyorsunuz. En ufak bir su dahi vermiyorsunuz. Bir çikolata verin, bir vişne suyu verin. Kan yapan, enerji yapan şeyler verin. İkinci pasunuz bu. Üçüncüsü, ben bunu canlı canlı gözümle şahidim, tanıklık ettim. Kardeşim, gözümün önünde kaza oluyor. Adam havada takla atıyor, bisikleti çarpıyor. Bisikletlerin arasında çok bir mesafe yok. Burun buruna. Bir insan geçecek kadar bile bir ara yok. En önde gidiyor bu liderlerimiz. Ben arkadan bağırıyorum, yanımdaki arkadaş, o da benim yanımdan bağırıyor, önümdeki bağırıyor.
Adam arkada düştü, düştü diye bağırıyoruz. Kaza geçirdi diyoruz. Ana maalesef umurlarında değil. En büyük sıkıntı bu. Burada ben bu yanlışı gördüm. Dedim ben daha tamam ya. Ben gitmeyeceğim bunların içine, ben girmeyeceğim dedim. Resmen de bana koydu yani. Şu saymış olduğum 3 olumsuz yönden dolayı